Efendim merhabalar. Bugün sizlere Şubat ayı satış rakamlarını anlatmaya dilimin döndüğünce çalışacağım. Hem hafif ticaride hem de binek otomobilde kaç adet araç satıldı? Satış rakamları ne durumda? Artmış mı, düşmüş mü? Bakalım inceleyelim. Hadi videomuza geçelim. Şimdiden iyi seyirler. Şubat ayında toplam satış 49 bin, binek araç 37 bin, hafif ticari araç 12 bin adet satılmış. Toplamda 49 bin. Ocak ayına göre artış var ama geçen seneki Şubat ayına göre %15 düşüş var. Yani Şubat ayında bir miktar Ocak ayına göre satışlar artmış ama geçen seneki Şubat ayına göre de satışlar düşmüş. Bunu şöyle yorumlayabiliriz sevgili arkadaşlar. Burada engelli muafiyetiyle satılan araçlar devam ediyor ve filo satışları devam ediyor. Bir de Mart'tan önce alayım, araç fiyatları daha da artar düşüncesindeki olan vatandaşlarımız da burada bir miktar ilgi göstermiş. Ama dediğimiz gibi geçen senelere kıyasladığımızda satışların düşük olduğu her halükarda ortada. Arkadaşlar toplam satışta toplam hem hafif ticari hem binek otomobilde fiyat zirvedeki yerini Şubat ayında da korudu. Renault da arkasından, ensesinden geldi. Sevgili arkadaşlar, en dikkat çeken cephede Hyundai var. 11. sıradan 4. sıraya yükselmiş Hyundai'de. Bakın 2021 yılında 1800 araç satarken 2022'nin Şubat ayında 4310 tane araç satmış Hyundai. İnanılmaz bir sıçrama yapmış. Hyundai'de gerek araç bulunurluğu, gerek de arkadaşlar satış adeti ve fiyat oranı ve kampanyaları etkili olmuş gözüküyor. Biliyorsunuz Hyundai'de i20'de, i30'da kampanyalar yapılmıştı. Bayon'da kampanyalar yapılmıştı. Buradan Hyundai istediğini almış gözüküyor. Dediğimiz gibi 11. sıradan 4. sıraya çıkmış ve satışını inanılmaz bir şekilde arttırmış. 1800 araçtan 4310 araca arttırmış. Sevgili dostlar, BMW ve Audi cephesinde de 2020 ve 2021 yıllarında hiç ilk 15'e giremeyen Audi ve BMW, 2022 yılında BMW 1449 adetle 13. sırada, Audi'de 1126 adetle 14. sırada ilk 15'e Audi ve BMW bu sayede girmiş oldular. İlk 15'i arkadaşlar söylediğimiz gibi Audi ve BMW kendilerinde yer buldu ama Mercedes'in tedarik sorunundan dolayı Mercedes ilk 15'e giremedi bu sene Şubat ayında. Arkadaşlar aynı Mercedes'in durumuna yine bir Alman olan Volkswagen de 9. sıraya gerilemiş gözüküyor. O da aynı tedarik sıkıntısını devam ettirenlerden. Volkswagen'in de satışları biliyorsunuz ülkemizde Volkswagen çok satar. Gerek Polo, gerek Golf, gerek Passat araçları her daim ilgi görür. Hem fiyatların aşırı derecede arkadaşlar Volkswagen grubunda fiyatların yükselmesi hem de en burada tedarik sıkıntısı yaşayan Alman grubu görünüyor. O da gerileyenlerden. Hafif ticari aradan kaldırdığımız zaman sadece binek otomobilleri ele aldığımızda arkadaşlar ilk 3'e giren markalar şöyle: Renault 1. sırada, Hyundai burada inanılmaz bir atak yaparak 2. sıraya yerleşiyor ve Fiat 3. sırada kendine anca yer bulabiliyor. Biz bunu hep nasıl gördük? Fiat 1 olurdu arkadaşlar. Renault 2 olurdu. Hyundai ilk 3'e giremezdi. Ama bakıyoruz ki Şubat ayında araç bulunur ve fiyat orantısı göz önüne aldığımız zaman bu sene ilk 3 değişiyor. Ve Renault 1. sırada, Hyundai 2. sırada ve Fiat 3. sırada. Bu sadece binek araçların satış adetleri. Geçen seneki Şubat ayını ele alırsak Renault'da da Fiat'ta da düşüşler olmuş. Burada en büyük sıçramayı Hyundai yapmış. Görünen o ki Hyundai Şubat ayının otomobil pazarına binek araçta yön veren markası olmuş. Düşüş olan markalarda da Fiat ve arkasından Renault cephesi geliyor. Arkadaşlar en çok satan modelde de Toyota Corolla bir numaradaki yerini perçinledi. Şöyle söyleyelim ki hatta Toyota'yı ayakta tutan model oldu. Toplamda 3700 araç satarken Toyota cephesinde 3100 tanesi sadece Toyota Corolla'dan geldi. Yani Toyota'yı ayakta Şubat ayında Corolla tuttu diyebiliriz. Sevgili arkadaşlar, bir de hafif ticariye bakalım isterseniz. Hafif ticaride ilk 1. sırada gelen markayı sizlere şöyle anlatayım. Bakın
Binek otomobilde ilk 5'te sayamadığımız bir marka olacak. O da Ford arkadaşlar. Ford hafif ticaride zirvedeki yerini korumuş. Ama otomobil pozisyonunda hiç ilk 5'e giremiyor. Ama hafif ticaride ülkemizde inanılmaz bir rağbet görüyor. Hafif ticariyi ele alırsak 2022-2021 yıllarında pandeminin de ortaya çıkmasıyla getir gibi götür gibi kurye şeyleri arkadaşlar biliyorsunuz çok faal ve aktif oldu. Burada hafif ticari araçlar gerçekten çok büyük bir atak yaptı. 2021 ve 2022'de biraz sonra geleceğiz. Bir de atak yapan su tarafı var. Ama hafif ticariyi konuşursak Ford birinci sıradaki yerini koruyor. İkinci sırada onu her zaman fiyat cephesi. Ve şekil şöyle oluşuyor. Birinci sırada Ford, ikinci sırada arkadaşlar onu fiyatın hafif ticarileri devam ediyor. İsterseniz arkasından atak yapan hafif ticarilere bakarsak Peugeot, Renault ve Toyota, Opel. Sevgili arkadaşlar 2022 Ocak ve Şubat aylarında gövde tipine göre en çok satan araçlar SUV olmuş. Artık biliyorsunuz aslında biz bir sedan ülkesiyiz. Bizim ülkemizde en çok satılan araç sedandı. SUV eskiden hiçbir şekilde burada yarışa dahil olamazlardı. Ama SUV'ların 2021'den beri pandemiyle başlayan özellikle bir çıkışları var. Bir de her marka artık SUV araç üretmeye başladı ve hepsi birbirinden iddialı araçlar üretiyorlar. Bunda tabii bunun da çok büyük bir payı var. İlgi alaka da var. Sedanın bulunamaması da var. Hepsini topladığımız zaman Ocak ve Şubat aylarında gövde tipine göre SUV'lar çok fazla ilgi gördü. Sevgili arkadaşlar satış adetlerini gördük. İşte hem hafif ticariyi sizlere söyledim hem de binek otomobillerdeki Şubat ayı satış rakamları ve Ocak ayıyla karşılaştık. Ocak ayına göre artış var ama geçen seneki Şubat ayına göre de %15 bir düşüş var. Ama şimdi olaya şöyle bakalım. Bu Şubat ayında içinde savaş da var arkadaşlar. O ekonomik kriz de var. Dolar kurunun yüksekliği de var. Ve birçok olumsuzluğa rağmen yine de böyle bakarsak iyi bir otomobil satışı gelmiş gözüküyor. Aslında beklentinin de üstünde çıktı. Yani benim kendi beklentimin de üstünde bir satış çıktı. Bunun gerekleri var elbette ki. Mart ayından sonra araç fiyatları daha da artar. Koşullar daha da bozulursa fiyatları hiç yakalayamam. Şartlarını zorlayan bir kısım binici otomobil almış gözüküyor. Bunun içinde filo firmaları var. Bunun içinde arkadaşlar kiralama firmaları var. 2022 yılında herhalde biz daha çok kiralama göreceğiz. Onu gösteriyor. Araç satışları düşük gelecek ama insanlar köyüne, tatiline, gezmeye gideceği zaman, düğün olduğu zaman araç kiralayacaklara benziyor. Çünkü bir kısım insanın da bu fiyatlardan otomobil sahibi olamadığını uzun bir süredir görüyoruz. Bu satışlarda bize onu gösteriyor. Ama çok net olarak şunu söyleyebilirim. Tüm bunlara rağmen bence bu satışlar oldukça yüksek gelmiş. Yani ortadaki şartlara bakarsak, alım gücünün zorluğuna bakarsak, fiyatların yüksekliğine bakarsak buna rağmen bence kötünün iyisi diyebiliriz. Sevgili arkadaşlar yarın sizlere çok detaylı bir ikinci el videosunun analizini yapacağım. Bununla ilgili bir süredir çalışıyorum. Yarını kaçırmayın. Mart ayından sonra neler olacak? Otomobil piyasasında bizleri neler bekliyor? İkinci el cephesinde çok sıkı bir video yarın yayında olacak. Desteklerinizi esirgemeyin. Abone değilseniz kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Yarın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.